Hadi sen emin misin bu otlardan? Doğa her derde devadır Kuzey. Bunu sakın unutma. Ya Nade biz de biliyoruz doğa her derde devadır. Onu anlıyorum. Sadece diyorum ki güneyimle mavişime herhangi bir yan etkisi falan olur mu diyorum. Tek yan etkisi yıldızım süt şelalesine dönüşecek. Güneyim de anasının sütünü emdikten sonra yürümeye başlayacak. Yani anlayacağım benim yeğenim 10 laplan gücünde olacak. Aynı dayısı gibi. İnşallah dayısına benzemez de. Kız halaya olan dayı. Boncuğum sen hiç endişelenme. Bırak kraliçeleri. Bu otu içen krallara bile süt verir. Kral değil. Sen de kral diye geziyin ya. Sağ değil yani. Bence sen de otlardan iç. Sen de süt verirsin. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Sen istiyorsan süt verebilirsin. Biz de sütleri mavişim verecek inşallah. Oğlum baskı yapma kıza devamlı. Bir verecek verecek. Üzgün zaten. Ne var yani? Bir erkek hanımı için gerekirse gerekmediği halde süt verir yani. Çok. Hadi benim adımı yazar mısın oraya? Ben otlardan içeceğim ben de ben de süt vereceğim. Beni yaz. Haydi bitmedi mi daha ya? Yazdın yazdın. Ay Kuzey kafamı karıştırıp durma ya. En önemli üç otu yazmadım düşünüyorum. Ya en önemli üç otsa onları yazaydın. Önemsiz bir sürü ot doldurdun oraya ya. Neydi? Hanım otu. Geven otu. Ay kedi piskeli. Kedi pisliği mü? Kedi piskeli. Ha püskülü. Evet işte liste böyle yapılır ya. Tamam olabilir. İstemeyin kimseye iyi saklayın. Tamam. Mavişim ben bu otları bulup geliyorum. Bir 20-30 yıl sonra gelirim. O niye inmiş? Şimdi Himalaya, Everest, dağlar, tepeler hepsini gezeceğim. Anca güneyin askerliğine falan denk gelir. Sen de anca torunlarımızı emzirirsin. Ama Kuzey kardeşim otların menbaı şehrinde yaşıyoruz. Güzel ordumuzdaki bütün ahtarlarda bu otları bulabilirsin. Merak etme Mavişim. Sana süt şelalelerini getireceğim. Uy inşallah Kuzey'im inşallah. Böyle inşallah bir hareketlen mi olur? Olacak tabii. Sefer yürü. Hadi. Ya baştan nasıl hızlı çıktın öyle? Boncuğum, bu otları kaynatıp içtiğinde bir tabur bebeğe yetecek kadar sütün gelecek. Merak etme. Acaba oğluşuma ne diyor şimdi? Neyle besliler yavrum? Böyle vücudundaki hortumları çıkarmışlar mıdır? Ay sen hiç merak etme Boncuğum. Hemşire ablalar ona çok iyi bakıyordur. Anası gibi olur mu yenge? İçim hiç rahat değil. Yavrum bir kerecik görseydim. Doktoru duydun Boncuğum. Yasak. Ama yani böyle hissediyorum yenge. Sanki böyle bir kerecik görsem böyle sütüm gelecek sanki. Bir kerecik böyle görsem. Canım sen de haklısın, sen de haklısın. Sen güneye gidemiyorsan güneyi sana getiririz. Bu nasıl olacak? E Gökçe'yi görüncülü arayalım. Aa çok mutlu. Bakalım kardeşimizin keyfi yerinde mi? Uy, ara ara. Ben de bakacağım, ben de bakacağım. Şuraya gireyim, şuraya gireyim. Hello my familia. Selamlar, selamlar herkese selamlar. Oo Yıldız abla merhaba, nasılsın, iyi misin ya? İyiyim lan, ne yapıyorsunuz lan? Aa pardon, pardon, pardon. Junior'la onu rahatsız edeceğiniz şimdilik. Gökçe, bir kardeşime çevirsene. Yıldız abla güneyi merak ediyor, baksın. He kızım, Gökçe. Yavrum, çevir kamerayı da az biraz kardeşinizi göreyim ha, haydi. Nasıl, karnı aç mı? Doyurdular mı yavrumu? Sen hiç merak etme Yıldızman. Mışıl mışıl uyuyor güney. Uyuyor mu benim yavrum? Süt kuzum benim, uyuyor mu? Aç mı uyuyor yavrum? Ay hiç olur mu Yıldızmam, aç değil. Nahide ablanın sütüyle beslediler. Bir görselli kırlı kır içti. Afiyet olsun, helal olsun. Tam bir süt düşkünü. Boşuna Junior Leon demeyeyim ben ona. Anya, benim sütüm bu. Yok, market sütü bu. Seninkini dondurucuda saklayayım. Onu bir tek Junior Leon içeyim. Yılmaz. Yakında anasının sütünü de içecek yavrum inşallah. Gökçe, kuzum sen biraz daha yaklaştır kamerayı da haydi iyice bir göreyim ha. Göstereyim. Göster, göster. Ay, ay benim güzel yavrum. Ay çok güzel. Süt kuzum benim, ah süt kuzusu bu. Ay, sen ananın boynunda değil de hastane köşelerinde bir başına uyuyor yapayalnız. Yapayalnız değil Yıldız. Junior Leon benim gözetimim altında. Ona gözümden daha iyi bakayım. İyi ele bak ya, ele bak, ele küçük ele. Oy, mis gibi de kokuttun yenge ha.
Tabii boncuğum, acı kılınsın getireceğim. Naideyim ben, naide. Bir şey yaptım mı en güzelini yaparım. Yapar. Uyumdur. Uyudur. Tabii tabii. Biz otları bulacağız diye sefer pampamla canımızı tehlikeye atalım. Bütün övgüyü naide alsın. Alsın, naidesin sen naide. Aynen aynen. Yararlı. Ya aşkım, aha ben senin hakkını da veriyorum. Yani sizin hakkınızı da veriyorum. Siz merak etmeyin. Sefer ya, çekil tepemden. Allah Allah. Ciğerci kedisi gibi tepem. Düş yakamda. Öf. Hadi gel, kendine gel. Ne yapıyorsun ya sen? Vallahi çıkar giderim bak. Güzel koktu. İçime çektim yani. Ne var? Yok, ben de içeceğim değil mi biraz? Hayır, sağ yok. Sadece boncuğuma çekil. Oy. Oy. Şifa olsun inşallah. Ay inşallah ha, şifa olur. İnşallah işe yarar. İnşallah hadi. Haydi dua adına. Bismillahirrahmanirrahim. Oy kız, biraz hala sıcak. Aşkım, var mı bir değişim? Oy. Ula daha aha yeni mideme indi ya. Ne değişikliği olacak? Yok bir değişiklik. Ya baba öyle aniden olmaz ki. Biraz beklememiz lazım. Bekleyelim değil mi? Bekleyelim, bekleyelim. Böyle bir ağırlık var mı aşkım? Yok, hiçbir ağırlık yapmadı. Yani gayet iyi mideme dokunmadı. Onu demiyorum aşkım. Bir dolgunluk, bir taşkınlık böyle. Yok Kuzey. Yok aa, hiçbir şey yok diyorum. Tamam, sustum. Calm down, Dad. Calm down. Aşkım, var mı bir değişim mavişim? Yok. Yine mi yok? Ne oldu kız? Aynı mı? Kana karışması lazım. Ay ne kanmış, ne karışmazlıkmış ya. Var mı bir fokurdama? Yok aşkım ha, yok bir şey. Estağfirullah, tövbe. Olmuş mu kız? Ya daha bir şey. Allah Allah. Nasıl bir süt bu süt ya? Tamam ya, acelemiz yok, bekleriz ya. Mavi. Kuzey, yeter ha. Yok, hiçbir değişim yok. Kuzey. Kuzey ben goreyim bak, ben sen benim kızımı sinirlendirin, canını sıkayım bak. Ama anneciğim. Ya sus. Mavişim, mavişim, mavişim. Ne de bir sus ya. Bir otur aşağıya. Bak kızım zaten üzgün. Bir de sen onu sinirlendireyim ya. Tamam, ben biraz dışarıda hava alayım. Kuzey, otur aşağı. Ben biliyorum senin niye gitmek istediğini. Otur, bir yere gitmeyeceksin. Ama mavişim, annem haklı. Ben şimdi tutamıyorum kendimi. Sinirlendiriyorum seni. Bekleyemiyorum. Kuzey, hayır dedim. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Benim sağa ihtiyacım var. Burada kalacaksın. He. Kızım bırak, nereye gidecekse gitsin. Anneciğim. Saat geç oldu. Babam da evde seni bekler. Haydi sen artık yavaştan kalksan mı? Nasıl ya siz? Abi, yenge haydi siz de yavaş yavaş haydi. Sen şimdi bizi govin mi? Yok, govmuyorum. Müsaadenizi istiyorum sadece. Ay kız haklı ya, hadi kalkın. Bana zaten bağım falan bekliyordu. Şömine zaten sırttan bağ vuruyor. Ben burada bittim, eridim yani. Kalk bir gidelim. Hadi. Oldu o zaman kadı olur. Ben sizi yolcu edeyim. Şöyle geçelim büyük bir zevkle. Kızım biliyoruz yolumuz. Burada nedir? Anlamadım yani. Yolcu edelim oldu. Kız! Bebek size mi ait? Bizim kız. Derin su. Alayım lazım olur. Hadi hayırlı akşamlar. Mavişim, var mı bir değişim? Yok aşkım, kurban olayım artık sorma, yok. Tamam, canı sağ olsun. Ya şu tatlışlığa baksana abla. Keşke hep böyle izleyebilsen. Kahretsin. Canlan artık, canlan. Canlan ulan artık, canlan. Allah'ım sen bana yardım etsin.
Mavişim ne oldu? Bir şey yok aşkım. Ah şimdi uyanır uyanmaz moralini bozmayayım senin de. Ya sen benim moralimi bozabilir misin acaba? Sen ne kadar güzelsin böyle şu mavişlere. Bak Allah'ım kimin mavişiymiş bu? Ha, benim mavişimmiş. Ha? Benim günüm şimdi aydı. Bak güzel güzel gülümsedin. Şimdi aydı benim günüm mavişim. Gel gidelim. Böyle bir duş aldırayım sana. Ondan sonra kahvaltı yapalım. Ben yataktan çıkmak istemiyorum aşkım. Tamam mavişim. Cikciklere söyleyeyim yatağımıza getirsinler kahvaltımızı. Yok yok. Aha, kızlara da bir şey demem. Zaten çok yoruldular. Yorulacaklar tabii. Hepimizin tek amacı senin mutlu olman mavişim. Sen mutlu olacaksın ki biz de mutlu olacağız. Oğlum bir an bile aklımdan çıkmıyor Kuzey. Aa, rüyalarımda hep onu görüyorum. Orada böyle bir başına bensiz uyuyor, uyanıyor. Hep yapayalnız benim oğlum. Orada güç topluyor şimdi. Bak kritik eşiği atlattı. Sadece beslenmesi kaldı. Yakında yanımızda olacak oğluşumuz. Ya toparlanamaz. Onun annesinin sütüne ihtiyacı var toparlanması için. Evet. O getirdiğim otlarla birlikte sütünü alacak, beslenecek. Her şey çok güzel olacak. Ben otları bulmak için canımı feda ettim sana ya. Sen canını feda ettin ama hala bir kıpırdanma olmadı. Yok, işe yaramayacak bu otlar. Ama sen böyle yaparsan nasıl hiçbir işe yaramayacak bir tanem? Bak çocuğumuz var, mutlu yarınlarımız var. Kabına sığmayan sütlerimiz var. Ben şu kahvaltıyı ayarlayayım. Mwah. Ay. Of. Haydi kalk, kalk bari abi işe yara. Şu sofranın güzelliğine bak ya. Tam krallara layık bir sofra. Heyt be, baban da mı kahvaltıcıydı be Kenafir? Baban da kahvaltıcıydı tabii. Öyle olmasa böyle güzel sofrayı nasıl hazırlayacaktınız? Babacığım vallahi tam iki saattir bu sofra için uğraşıyoruz. Uğraşın kızım. Her şey çok güzel olacak. Bebişimiz eve gelecek, mavişim ona süt verecek. Böyle tatlı tatlı, mutlu mutlu yaşayıp gideceğiz. İnşallah. Nasıl, sütü gelmedi mi hala? Yok ya, sütü de kendi gibi inatçı çıktı. Ama o inatsa biz de inatız. O süt bu eve gelecek. Gelecek. Ama babacığım Yıldız abla senin kadar rahat yaklaşmıyor bu duruma. Çok stresli. Evet ya, onu ne yapacağız bilmiyorum ama bir şey yapmamız lazım yani. Buldum. Koyalım süt şişelerini karşısına. Vursun vursun dursun, rahatlar. Kızım, silah sağ eliyle tutuyor. Sol eliyle olmaz o. Sol eliyle de başka şeyler yapabiliyor ama. Babacığım, ne yapalım biliyor musun? Sen geç Yıldız ablanın karşısına. Yıldız abla gerilsin, gerilsin, gerilsin. Bir tane koysun rahatlasın. Hı? Buldum. Sen geç Yıldız annenin karşısına. Uzansın, uzansın, bir tane koysun rahatlasın. Ay var ya yani sizin de aklınız fikriniz hep şiddette, kaba kuvvette. Gören de Yıldız abla şiddet meraklısı biri sanır. Doğru. Yıldız kim, şiddet kim? Yani ablacığım, Yıldız mamı tanımıyor muyuz? O bir karıncayı bile incitemez. Tabii canım. O Yıldız ki sorunlarını hep diyalogla, hep karşılıklı fikir alışverişleriyle çözmeye çalışır değil mi? Tabii. O zaman başka bir yolla Yıldız ablanın stresini atmasını sağlayacağız. Ne? En sevdiği sanat dalıyla. Müzikle. Bekliyoruz Mine Hanım. Bir tanecik ya, bir tanecik. Sus be. Şşt, huzuru bozmayın. Sorry Dad. Gıy gıy da gıy gıy gıy. Daha daraldım, bunaldım, daraldım ha.
Gıy ne aşkım, Vivaldi o, Vivaldi. Uf aşkım, ben Karadeniz Vivaldisi istiyorum. Bana Karadeniz'in Vivaldilerini dinletin. Volkan Konak dinletin bana. Resul Dindar dinletin. Kamil Sönmez'le gelin bana. Olmadı, başka planın var mı B planında? Var. Derin, çok derin bir nefes al. Derin nefes al aşkım. Üfalıyorum. Daha derin. Tamam, sen karışma. Şimdi yavaş yavaş nefesini doğanın huzur verici kollarına bırak. Yemyeşil bir ormandasın. Doğanın sesini dinle. Seni ormanın derinlerine çağırıyor. Gidiyorsun. Üf, tamam kurban olayım. Aha gidiyorum ya. Tamam gidiyorum ha. Aşkım, kadının lafını kesmek gidiyorsun. Sana doğru yaklaşan enerjiyi hisset. Tüm pozitifliğiyle her nefes alışında sana biraz daha yaklaşıyor. Yavaş adımlarla sana doğru geliyor. Geliyor. Yok yok ya, yeter ya, darlandım ha, yok yani şey oldum, iyice strese girdim yani bu kadının gıy 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 sesinden. Ya hatırlıyor musunuz? Bu kadının sesini en son duyduğumuzda Nahide abla annemin gırtlağına yapışıyordu. İşte o zaman da işe yaramamıştı, şimdi de yaramıyor. Ama bu böyle iki dakikada anlaşılacak bir şey değil ki. Yıldız abla, hadi biz devam edelim. Ya yok yok, kurban olayım. Benim ağa böyle bu meditasyonla falan rahatlayacağım yok. Bu kadının böyle sesiyle, bu mıy 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 konuşmalarıyla aynı şeyi 35 bin kere tekrar etmesiyle benim böyle gam beynime sıçrıyor yani. Aşkım, o cümleyi kurmasak. Ama o zaman siz de beni bunlarla oyalamayın yani. Ben oğlumu istiyorum aşkım ya. Çok bir şey istiyorum. Ben oğlumu istiyorum sadece. Hayır aşkım, çok şey istemiyorsun. Bütün annelerin istediği şeyi istiyorsun. O zaman beni oğluma götürün. Ben oğlumu göreyim istiyorum. Tamam, götüreceğim. Ne? Vallahi mi? Vallahi götüreceğim. Kızlar hazırlanın. Güney'i görmeye gidiyoruz, hadi. Ha? Ciddi misin? Ciddiyim tabii kızım. Niye ciddi olmayacağım ya? Al Yıldız'ın çantasını, doğum çantasını. Nahide'yi de çağırın. Yıldız doğum yapacak. Nasıl yani? Ya aşkım, bugün doğum yapıyormuşsun gibi olacak her şey. İşte bu be. Hadi kalkın, kardeşimize hoş geldin diyeceğiz. Kuzey. Aşkım, oğluma tam hayallerindeki gibi bir karşılama yapacağız bu abiciğim. Hadi o zaman, herkes iş başına. Hadi hadi. Hadi bakalım. Derin nefes al aşkım. Oy. Nasıl oldu ha? Oldu mu? Şimdi tam bir maviş anne oldun Yıldız abla. Uy ya. Yavrum da şöyle şu kapıdan girsin maviş oğlum. Böyle o zaman tam olacak. İnşallah. İnşallah. Yalnız anlamadım, bir şey var da yani siz doğuruyorsunuz. Losalığı ben yaşıyorum. Vallahi şak deyip gideceğim artık yani heyecandan. Severim. İnşallah bundan sonra hep mutluluktan ağlayacağım. Allah'tan inşallah. Ya güneyimi vermezlerse? Ya Kuzey'e vermezlerse oğlum, o zaman ne edeceğim? Yıldız anneciğim, neden öyle kötü kötü konuşuyorsun? Babam çok kararlıydı. Getireceksen oğlunu lütfen. Uy, İnşallah. Ay ne oldu? Uy, ne oldu kız? Ne oldu kız? Çok önemli bir şey unuttuk. Ne diyeyim ya, ne diyeyim? Hey, bebek puseti aldık, yedek kıyafet aldık. Altını değiştirme bezlerini aldık, kendi kıyafetim var. Ya doğru, puset falan. Hiçbir şey unutmadık. Yıldız anne, bebeğini böyle mi karşılayacaksın gerçekten? Uy, neyim var kız? Gurdanam da var. Aha, mavi giydim ya. Olmadı mı? Şş, fındık burada, hayırdır ya? Kızın zaten canı burnu, ne diyorsun sen ellerim eller havalarda? Hayırdır? Ne yapıyor o ya? Ha. Ne o? O ne ya? Ha. Bunu unuttuk ya. Uy. Oh. Ah, çok güzel. Tak saçlarını yıllardır kapatır, kulaklar onu böyle kepçe yani arkasına girsin. Maşallah güzel oldu. Ya çok güzel kız, minnoş. Ne kadar güzel akıl etmişsin, aferin sana. Nasıl oldu? Ay çok güzel oldu. Oy, aferin kız. Oy çok tatlı. Oh, anam. Oy.
Kepçe ulan arkası. Abi, bu çok tatlı oldu. Şahane i̇şte oldu. İşte şimdi abi. Tam bir çiçeği burnunda anne oldun. Uy, ah böyle oğlum da şu kapıdan girsin, böyle kucağıma alayım Allah'ın izniyle, bir emzireyim. O zaman tam olacağım. Vallahi yemin ederim içimden bir ses değil ki. Şimdi şuradan pat diyecek, pam pam gidecek ve Güney'i de buraya getirecek, kavuşacağız diye içimden diye yani. Ah kapı. Ah doktor hanım, merhaba. Yıldız Hanım, müsaitseniz bir misafirimiz var. Misafir mi? Misafir mi? Ben dedim Kuzey, dedim istediğim diye. Oğlum. Kuzey alabilecek misin? Hı hı. Maşallah ya. Ay Kuzey. Mavişim, sana güneyimizi getirdim. Kucağıma alabilir miyim? Alabilirsiniz. Ya bir şey olursa? Korkmayın, hiçbir şey olmayacak. İkinizin de birbirinize ihtiyacı var. Mavişim, şimdi sen hiç panik yapma, ben kucağına bırakacağım, tamam mı? Yıldız. Hocam, normal mi bu? Çok normal. Ne oldu? Hiç elini yavrusunu uzatan bir ana görmedin mi? Çok güzel. Nasıl yakışıklı ha? Oğlum. Kuzey çok güzel, Kuzey çok güzel, çok güzel. Uy. Bunu biz mi yaptık? Daha iyi de bakar mısın? Burnum. Ay küçücük de burnum. Küçücük babamın pek küçük. Güneyim. Hoş geldin hikayemiz. Hoş geldin. Hoş geldin. Buy. Buy.